Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sadece bir su bardağı sütle hazırlayabileceğiniz yumuşacık mayalı akıtma tarifi paylaşacağım. Kahvaltı sofralarında ister peynirle ister reçelle tüketebileceğiniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz hemen anne eli lezzetindeki yumuşacık akıtmalarımızın yapılışına geçelim. İlk olarak 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayayı uygun bir kapta karıştıralım. Bu aşamada instant maya kullandığım için ben hiç beklemeden diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Fakat eğer kuru maya kullanıyorsanız mayanın aktifleşmesi için bir 10 dakika beklemenizde fayda var. Şimdi 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2,5 su bardağı unu ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Unun miktarı kullandığınız markaya ya da yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Eğer yeterli gelmezse 1 yemek kaşığı kadar daha un ilavesi yapabilirsiniz. Hemen şöyle kıvamını yakından da göstereyim. Harcımızın ne çok akışkan ne de çok koyu olması gerekiyor. Akıtma hamurunun üzerine streç filmle kapatalım ve yarım saat kadar mayalanması için bekletelim. Sürenin sonunda hamur gerçekten çok güzel boza kıvamını alacaktır. Bunu da size yakından yine göstereyim. Bu şekilde hamurumuzu hazırladıktan sonra şimdi pişirmek için teflon tavaya fırçayla sıvı yağ sürelim. Tava kızdıktan sonra hamurdan bir kepçe kadarını tavaya dökerek yayalım. Bu şekilde göz göz olarak pişmeye başlayan akıtmanın altı kızarınca bir spatula yardımıyla ters çevirelim ve diğer yüzünü pişirmeye devam edelim. İki yüzü de güzelce kızaran akıtmayı servis tabağına alalım ve tüm hamur bitinceye kadar aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Bu arada verdiğim ölçülerle hazırladığınızda bu hamurdan 7-8 tane akıtma elde edebilirsiniz. Siz kişi sayısına göre ölçüleri istediğiniz oranda artırabilirsiniz. Yumuşacık mayalı akıtmalarımız servise hazır. Yanında isterseniz peynir, zeytin, domates, isterseniz reçel veya sürülebilir çikolata gibi malzemelerle servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine biraz tereyağı sürerek tek başına da yiyebilirsiniz. Gerçekten yumuşacık dokusuyla yedikçe yedirten bir akıtma tarifi. Üstelik hazırlaması da gördüğünüz gibi çok kolay. Mayalı akıtma için gereken tüm malzemeleri Hepsi Express'ten alabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyor olacağım. Eğer siz de bu tarifi denerseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.